İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin özellikle hukuk önünde eşitlik, masumiyet karinesi ve kanunla kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve halka açık olarak yargılanma hakkı ilkelerini ortaya koyuyor. Ve bu ilkelerden sonra da yargıçlara ilişkin güvenceler sıralanıyor. Eğer adalet insan haklarını sağlayacak ise bir ülkede insan haklarını savunanları da korumakla sorumludur. Eğer insan haklarını savunmakta olan bireyler ki insan hakları devlet kaynaklı ihlallerdir, devletin kendi kendisine karşı insan hakları savunucularını koruma altına alması, o ülkenin demokratik bir yapıya sahip olması anlamına gelir. Ama dün akşam çalışmalarımız sırasında 10 insan hakları savunucusu önce yargılandı, daha sonra da 4'ü bırakıldı, 6'sı salındı. Buradaki problem nedir? Buradaki problem bir ihbarla yakalanmış olmalarıdır ve o ihbarın hemen ertesinde devlet yetkililerinin gözaltına alınmış olan bu kişilerin ajan oldukları yolundaki iddialardır. En yetkili makamlar, emreden makamlar ki insan hakları savunucuların yargıdaki istismara karşı, yargının tehditine karşı da korunması gibi bir hakları vardır. Bu hak yerine en yetkili, en üstteki makam, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından eğer birileri suçlanırsa, bu bellidir ki Türkiye'de adalet sistemi aslında tek adamın emriyle yürümektedir. Ve buradan artık bir yargıcın bağımsız karar verebilme olanağı yoktur. Referandum sonucunda karşımıza çıkmış olan anayasa değişikliği esas olarak adaleti tam da göbeğinden vurmuş durumdadır. Bu sebeple biz burada nedenli çalışma yaparsak yapalım, usulle ilgili, şekille ilgili, efendim başkanları çoğaltalım, onların çoğunluğu içinde önemli ve adil kararlar çıkaralım gibi iddialarımız havaya gidecektir. Esas olan hepimizin önce aklımızı, önce kafamızı adalet duygusuyla donatmak ve oradan ülkenin, insanlığın yararına ve insan